TV ekranlarından herkese merhabalar, iyi akşamlar efendim. Düşünce Haritası programıyla bugünlük sizlerin karşısındayız. Ben İdil Beldek. Aslında siyasetin çok önemli gündem başlıklarına bugün parantez açacağız. Siyaset oldukça yoğun. Bu kapsamda da aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde dünya liderleriyle bir araya geldi. İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en az zirve kadar önemli bir görüşmeye de imza atıldı. İsveç, Finlandiya ile masaya oturdu Türkiye ve bu kapsamda da 3 ülke arasında üçlü bir mutabakat imzalandı. Muhalefetin taviz verildi söylemleri var, değerlendireceğiz. Yine muhalefetin yuvarlak masa toplantıları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir toplantı daha yapıldı. İP ev sahipliğinde son toplantı Saadet Partisi ev sahipliğinde olacak. 6 artı birli toplantılardan hala aday çıkmadı. Neden çıkmıyor? Bu konu başlığını masaya yatıracağız yine. Muhalefetin adayı belli değil biliyoruz ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açıklamaları var. Cumhurbaşkanı seçilmezse, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa benim görevden alınma ihtimalim var ifadesini kullanmıştı ve bu söylemi de CHP'yi ikiye böldü. Bu konuyu değerlendireceğiz. HDP'nin terör sloganları eşliğindeki kongresine ayrı bir parantez açacak. HDP kapatılacak mı? Bu konuyu tartışacağız. Yine Dodurga'da geçtiğimiz günlerde bir seçim yapıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı belediye başkanı seçildi. 2023'ün sinyalleri verilmeye mi başlandı? Bu konu başlığını masaya yatıracağız. Değerli konuklarım var ama ilk önce stüdyomda MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Efendim aslında birçok konu başlığı saydım. Özellikle çokça da konuşuldu. İsveç'teki NATO İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü mutabakat NATO Liderler Zirvesi oldu geçtiğimiz hafta. Türkiye'de aslında oraya damgasını vurdu diyebiliriz. En çok konuşulan ülke Türkiye oldu ve en az zirve kadar önemli de bir mutabakat imzalandı İsveç ve Finlandiya ile. Özellikle terörle mücadele noktasında Türkiye'nin önemli kazanımları oldu. NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle söylüyor, bu sadece bir davet. NATO'ya henüz girmediler. Yine bu kapsamda muhalefetinde eleştirileri var. Neler söylersiniz? Tabii öncelikli olarak bu sürecin nasıl yaşandığını başlangıcı itibariyle ele almakta fayda var. Malumunuz olduğu üzere 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Rusya arasında başlayan bir savaş var. Hı hı. Bu savaşın ardından da gelişen hem diplomasi sahasında hem aynı zamanda güvenlik mimarisi anlamında gerek Avrupa'da gerekse bütün dünyada sarsılan bazı dengeler oldu. Bu dengeler çerçevesinde de dünyanın en büyük askeri ve güvenlik ittifak organizasyonu olan NATO'da da önemli bazı gelişmeler oldu. Ama bu sürecin yaşanabileceği doğrusunu isterseniz bir önceki NATO'nun liderler zirvesinde de belliydi. Çünkü 2021 yılındaki zirvede NATO liderleri o dönemde yayınladıkları bildirgede de gerek Karadeniz bölgesi, gerek Baltık bölgesi, İskandinav bölgesi de buna dahil olmak üzere ama aynı zamanda da Asya ve Pasifik bölgesinin giderek artık NATO'nun ilgi odağı haline geleceğini ifade etmişlerdi. Tabii bu süreçten sonra da Ukrayna'da yaşanan gelişmeler artık Rusya'ya bakış açısını ve Avrupa'nın kendi güvenlik algılamasını da değiştirmesine sebebiyet verdi. Türkiye'de hareketli bir coğrafyada yaşayan NATO üyesi bir ülke. Aynı anda Kafkasya gibi, Orta Doğu gibi, Balkanlar gibi, hatta Akdeniz bölgesini dikkate alırsanız Kuzey Afrika gibi çok hareketli, düzensiz göçlerin olduğu, terör eylemlerinin saldırılarının olduğu, çöken rejimlerin yaşandığı, hatta ve hatta bazı dış müdahalelerle etnik ve mezhep temelli ayrımcılığa varıncaya kadar sınırların değiştirilme potansiyelinin olduğu hareketli bir coğrafyada yaşarken şimdi kuzeyimizde bir başka gelişme daha vuku buldu. Aktif bir savaş, ülke arası bir savaş. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa kıtasında müşahede edilen bir durum. Tabii bu zamana kadar Türkiye savaşın acı yansımalarını bu bahsettiğimiz coğrafyalara komşu olması münasebetiyle tecrübe ediyordu. Ama Avrupa'da bunun yaşanması, bilhassa Ukraynalı sığınmacıların bazı Avrupa ülkelerine yoğun biçimde göç etmeye başlaması Avrupa açısından da temel sorgulamaları beraberine getirdi. NATO da buna dahil. İşte bu şartlar altında
kendisine güvende hissetmeyen, aynı zamanda Rusya'ya da yakın durumda olan pek çok ülke NATO üyeliği bahsini gündeme getirdi. Bunlar arasında da iki önemli İskandinav ülkesi, İsveç ve Finlandiya'da NATO'ya üyelikle alakalı bir hususu, talepleri olabileceğini öncelikle kendi ülke gündemlerinde, parlamentolarında konuştular, karara bağladılar ve yürütme organları yani hükümetleri de bu anlamda NATO'ya resmi müracaatta bulundular. Bu çerçevede de NATO'nun değerlendirmesi oldu. Şimdi sorunuza gelirsek, bu girişten sonra tabii iki ülkeyle alakalı Türkiye'nin Madrid'deki zirvede imzalamış olduğu memorandumun bir ön koşul olduğu gerçeğinin altını çizmemiz lazım. Yani bu bir iyi niyet belgesi değildir. Bu aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için yerine getirmesi gereken ve Türkiye'nin de desteği buna bağlıdır zaten, yerine getirmesi gereken konular bütündür. Pekala, bu konularda neler var? Türkiye olarak bu ifade ettiğimiz hassasiyetler çerçevesinde uzun süreden bu yana terör tehdidi altında, hatta terörizmin bizatihi hedefi olan ülke konumundayız ki bekamızı yönelen tehditlerin de ağırlıklı bir kısmı yine buradan kaynaklanıyor. Suriye'de PKK terör örgütünün uzantısı olan PYD ve YPG terör örgütüne pek çok NATO üyesinin bu zamana kadar desteği malumdu. Bunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere bazı NATO üyesi ülkeler bu terör örgütüne hem organizasyonel anlamda hem silah yardımı anlamında ama bilhassa da meşruiyet sağlayabilme anlamında hem sahada hem uluslararası çerçevede bazı girişimleri olmuştu. Ve Türkiye'de buna mukabil hem sınır güvenliğini tesis etmek, hem milli güvenliğini korumak, hem de diğer bazı uluslararası hukuktan doğan haklı gerekçeleri çerçevesinde buraya müdahale etmişti. Ve bu süreçte de gözlemlediğimiz bazı olaylar oldu. Bunlar içerisinde İsveç'in ve Finlandiya'nın, bilhassa da İsveç'in bu noktada PYD ve YPG terör örgütüne sağladığı destekler ki, bu destekler sadece bu terör örgütüne alan ve zemin açma çerçevesinde değil, aynı zamanda silah tedariği anlamında da bu terör örgütünü destekleyen ne yazık ki uygulamaları biz bu iki ülke tarafından da gördük. Çok basit bir örnek vereceğim. AT-4 olarak isimlendirilen bir roket sistemleri var. Tanklara karşı kullanılan bir sistem bunlar, silah sistemleri. Türkiye zamanında bunları İsveç'ten para karşılığı almak istemişti. Fakat Türkiye'ye bu silah sistemleri satılmadı. Ama Suriye'de ve yurt içerisinde gerçekleştirilen başarılı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahlara baktığımızda bu AT-4 roketlerinin İsveç yapımı silah sistemlerinin burada olduğunu bizler gözlemledik. Dolayısıyla NATO madem ki bir güvenlik örgütü, madem ki hepimiz birimiz, birimiz hepimiz anlayışı çerçevesinde faaliyet yürütmesi, Washington Anlaşması kapsamında karara bağlanmış bir yapılanma, o vakit diğer bütün NATO üyesi ülkelerin, her bir NATO üyesi ülkelerin milli güvenliğine olan destek ve katkıları ve aynı zamanda saygısını göstermeleri elzem. İşte İsveç, İsveç ve Finlandiya'nın da bu şartlarda NATO'ya üye olabilmesi için öncelikli olarak Türkiye'nin bazı hassasiyetlerini karşılaması gerekiyordu. Bu hassasiyetleri de neler olduğu resmi ağızlardan ifade edildi. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız bunları 3 başlık altında sıraladık. Hem Türkiye hem dünya kamuoyuyla da paylaştık. Bunlardan bir tanesi PKK-PYD'ye verilen ve FETÖ'ye verilen desteğin kesilmesi. İkinci konu, Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargoları ve yaptırımların kaldırılması. Üçüncüsü de yine iki ülkenin NATO'ya üyeliklerinin Avrupa'da vuku bulan krizi acaba dindirmeye mi katkı sağlayacak, yoksa tam tersi bu krizi alevlendirebilecek mi? Yani bölgesel güvenlik mimarisi inşa ediyoruz derken de atacağınız adımların buna hizmet etmesi lazım. Bunun tartışılması gerektiği düşüncesini paylaşmıştık. İmzalanan memorandumla da, Madrid'de imzalanan memorandumla da hem İsveç hem Finlandiya PYD, YPG terör örgütüne ve FETÖ terör örgütüne, bunları terör örgütü olarak tanımladığı gerçeğine atıfta da bulunarak destek vermeyeceğini öncelikli olarak ifade etti. Tabii bu çok önemli bir şey. Niye önemli? Çünkü ilk kez uluslararası bir belgede hem PYD, YPG ve aynı zamanda FETÖ'nün de terör örgütü olduğu gerçeği artık sabit bir biçimde ve hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde kayıt altına alınmış oldu. Geride bıraktığımız gün NATO Genel Sekreterinin bir başka toplantıda yaptığı konuşma da malum. Hem basına hem uluslararası çevreye de düştü. Ve burada da baktığınız vakit Stoltenberg'in açık ve net bir şekilde bilhassa FETÖ'yü terör örgütü ifadesiyle tanımladığını görüyoruz. Yani bu bize şu gerçeği de getiriyor İdil Hanım. İsveç ve Finlandiya ile imzaladığımız bu muhtıra
aynı zamanda NATO üyesi diğer ülkelerin de Türkiye'nin beklediği, ittifak ortağı olarak beklediği hassasiyetlerine cevap vereceği bir gündemi doğuracağı anlamında da geliyor. Bunu başka nerede görüyoruz? Diğer başlıklarda var. Mesela silah ambargoları ve yaptırımlarla alakalı hususta iki ülke artık Türkiye'ye bir ittifak ortağı şeklinde muamele edeceğini kabul etmiş oldu. Dikkat ederseniz siz de Madrid'deki zirveyi yakinen takip ettiniz. Onun hemen öncesinde mesela İngiltere, Türkiye'nin milli muharip uçağı dahil olmak üzere pek çok savunma sanayi anlamında müşterek işbirliklerini geliştirme niyetinde olduğunu ve bu süreci hızlandıracağını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Keza Amerika Birleşik Devletleri S-400 alımından sonra F-35 programından Türkiye'nin çıkarılmasına müteakip ülkemizin getirdiği yeni bir alternatif öneriyle yeni nesil F-16 savaş uçaklarının alımıyla alakalı süreçte de Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı bu konu başlıklarını ve Türkiye olan ilişkilerle alakalı gündemleri bizler hızlandırdığını görüyoruz. Bunlar diplomasi anlamında muazzam bir başarıdır Türkiye için. Bu çerçevede Türk dışişlerini kutamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bilhassa burada tabii takip etmiş olduğu, Türkiye adına izlemiş olduğu strateji son derece doğru ve yerinde olmuştur. Dediğimiz gibi bu İsveç ve Finlandiya'nın artık NATO'ya girmesi anlamında bir ön koşul belgesi haline gelmiştir. Şimdi oradan beklediğimiz bazı konular da var. Mesela uzun süreden bu yana Türkiye'nin iki ülkeden, bilhassa da yine altını çiziyorum, İsveç'ten talep ettiği bazı terör örgütü mensupları var. Bu rakam farklı sayılar telaffuz ediliyor ama anladığımız kadarıyla resmi hem Cumhurbaşkanımızın hem Adalet Bakanımızın açıklamalarıyla 73 olarak bu rakam teyit edilmiş durumda. Dolayısıyla bu 73 kişinin Türkiye'ye iadesi beklenen bir durum. Bunlar iade edilmezse ne olur? Bu olmaz. Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile alakalı konu hala Türkiye'nin gündeminde. Dediğimiz gibi bu belgeyi ön koşul olarak gördüğümüz için arzu ettiğimiz adımların atılmaması halinde Türkiye'nin de bu samimiyet testinden iki ülkenin geçemediği gerçeğinden hareketle mukabil bir tutum takınacağı açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Ve tabii yine PKK-PYD terör örgütünün bilhassa İsveç'te yürüttüğü bazı faaliyetler var. Bu faaliyetler kapsamında da örgüte eleman devşirme ve aynı zamanda para toplama gibi faaliyetlerinde yine ilgili muhtırada ilgili ülkeler tarafından hem İsveç hem Finlandiya tarafından önleneceği bahsi de açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Bir şeye dikkat etmişsinizdir. Son birkaç haftadır hem bu zirvenin hemen öncesinde hem de sonrasında PKK'nın Avrupa ülkeleri genelindeki eylemleri ve gösterileri de artmış durumda. Bu bir şeyi gösteriyor. FETÖ'de de benzer durum var. İki terör örgütü de artık başlarına nelerin geleceğini çok net bir şekilde gördü. Biliyorlar. Çünkü bu müşterek bir tutum ve gündem artık kayıt altına alınarak ilerliyorsa diğer ülkelerin bunu benimsememesi gibi bir durumdan bahsetmemiz söz konusu olmayacaktır. Türkiye açısından bu anlamda elde edilen diplomatik zafer son derece memnuniyet vericidir. Burada muhalefetin tutumunu da tabii yani kayda değer ve dikkate alınacak bir boyutta olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Giremezler diyordun. Hani gittin imzayı bastın demiş. Meral Akşener de bu bir hezimettir yorumunda bulunmuş. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu da YPG bir terör örgütü değildir. Demiş, kendi evet. Vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur dedi. Ve kayıtlara da geçti artık NATO'nun kayıtlarına. Sizce hala bu düşüncede olur mu Kemal Kılıçdaroğlu? İki siyasi partinin de ifade buyurduğunuz yani hem CHP'nin hem İP'in gerek PKK-PYD terör örgütüne olan yakınlığı. Hı hı. Bunun altını çizmek istiyorum. Hı hı. Çünkü en son meclise yılbaşından önce getirilen Irak ve Suriye'ye askeri harekat düzenlenmesiyle alakalı hükümete yetki veren tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile beraber hayır oyu verdi. Dolayısıyla bu tutumu da yine PYD tarafından memnuniyetle karşılandı ve PYD'nin Suriye'deki elebaşları bu tutumla alakalı CHP'nin davranışının kendilerine ümit verdiğini söyledi. Şimdi böylesi bir gündemde PKK-PYD terör örgütü Suriye'de daha ciddi bir sıkışmışlık yaşayacakken Cumhuriyet Halk Partisi herhalde bundan memnun olmaz. O memnuniyetsizliğinde NATO ile alakalı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle alakalı süreçte göstermesinden daha tabii bir durum olmaz ama iki yüzlü bir politikada takip ettiklerinin altını çizmek lazım. Çünkü CHP'nin bazı milletvekilleri bu iki ülkenin basınına NATO'ya girmelerinin ne kadar memnuniyet verici olduğunu bir taraftan da ifade ediyorlar. Öbür yandan tabii FETÖ ile alakalı bahiste Türkiye'de işte kanun hükmünde kararnameyle görevden ayrılanları geri göreve iade edeceğiz deyip farklı miting meydanlarında bazı FETÖ'cülerin ismini alıp Türkiye'yi
zaafa uğratmaya çalışan yine aynı siyasi çevrelerinde bu gündem karşısında yani tabir yerindeyse dumura uğradıklarını ifade etmek lazım. Çünkü FETÖ ile ilgili uluslararası çevrelerde bu zamana kadar yaygın kanaat bunların bir organizasyon olduğu tanımlama itibariyle, terminoloji itibariyle organizasyon şeklinde tanımlanıyordu. Şimdi ilk defa terör örgütü olduğu gerçeğinden hareketle bunun ilgili metne girmesi artık diplomatik sahada da uluslararası çerçevede de FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu kabulüyle diğer ülkelerin bunu gündemine alacak olması Türkiye açısından çok çok önemli. Evet, bir diplomatik zafer diyoruz buna ama aynı zamanda milli güvenliğimizin tesisi ve daha da fazla pekiştirilmesi anlamında da Türkiye'ye muazzam katkı sağlayacak girişimlerdir bunlar. O yüzden NATO zirvesi, Madrid'deki NATO zirvesi Türkiye açısından son derece olumlu geçmiştir. Bunun olumlu yansımalarını da zaten almaya başladık. Dediğimiz gibi en önemli neticeyi burada artık bir İsveç ve Finlandiya bir samimiyet testinden geçecek. Sorumlulukların ne derecede yerine getirdiği gerçeğini gösterecek, göstermeli lazım. Ama bundan sonra diğer NATO üyesi ülkelerinde Türkiye'ye, ülkemize karşı takınacakları tutumu da dikkatle takip etmek gerekiyor. Efendim, o zaman altılı masa toplantılarıyla devam edelim. Yine geçtiğimiz hafta bir toplantı yapıldı. İP ev sahipliğinde oldu bu toplantı. Aday halen açıklanmadı, eşgal belirledik diyorlar. Yine erken açıklamayacağız, geçte kalmayacağız açıklaması geldi İP tarafından. Aday neden hala açıklanmıyor efendim? Siz de soralım. İşin açıkçası belli ki, yani Hatay Belediye Başkanı CHP'li bir ifadesi vardı. İzleyicilerimize onu hatırlatmak isterim, saygıdeğer milletimize. Adayın kim olacağıyla alakalı husus uluslararası çevrelerden belirlenip söylenecek. Ona göre biz de yolumuza bakacağız gibi bir beyanatı olmuştu. Şimdi belli ki kendileri de bilmiyor adayın kimin olacağını. Fakat altılı masa, ki bunu altılı da sadece altılı olarak tabir etmemek lazım. HDP'nin, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı, HDP'nin de bu masadaki rolü ve aynı zamandaki konumun gerçeğinin de altını çizmek gerekiyor. Uzun süreden bu yana Türkiye gündemini meşgul ediyorlar. Hızlandıkları dönemse Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut başkanı Joe Biden'ın başkan olmadan hemen evvel gazetecilere verdiği bir mülakatta Türkiye'de iktidar değişikliği yapmak istediklerini söylemesi, bunu da bir askeri darbeyle değil, muhalefeti desteklemek suretiyle yapacaklarını, yeni bir metot deneyeceklerini söylemesinden sonra hızlandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve yine zillet olarak tanımladığımız bu ittifakın mensuplarının aynı zamanda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde açıktan veyahut diğer büyükelçilerle görüşmelerdeki konu başlıkları olsun ve medyaya yansıyan diğer gelişmeler olsun, sergiledikleri tutumlarda da, politikalarda da buna gönüllü oldukları gerçeğini bizler net bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Şimdi tabii farklı zamanlarda toplandılar, buluştular ama ondan önce kendilerince bir belge yayınladılar. İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler. İçi boş, o kadar boş ki içinde baktığınız vakit Atatürk'e dahi yer verilmeyen, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne atıf yapılmayan, bu anlamda sadece siyasi bazı söylemleri ekleyip günü kurtarmak üzere oluşturdukları bir belge karşımıza çıkardılar. Tabi bunu da çıkarırlarken de CHP başka bir ifade kullandı, terim kullandı. İP başka bir terim kullandı, diğerleri başka bir terim kullandı ama günün sonunda tutarlı olmayan, dediğimiz gibi bir belgeyle, hiç dikkate alınabilecek, herhangi bir hususun olmadığı bir belgeyle Türk milletinin karşısına çıktılar. Aylardır gündeme önce bunu oyaladılar. Şimdi bunun altını çizmek lazım. Türk milleti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öncelikle referandumla, sonra da 2018 genel seçimleriyle beraber kendi iradesiyle artık hayata geçirmiş durumda. Dolayısıyla bu dönem Cumhuriyetimizin 3. dönemidir, 3. evresidir. Ve bu evrede de Türkiye artık mevcut dünya konjonktürü ve şartlarında daha hızlı karar alabilen ama aynı zamanda denge ve denetleme mekanizmaları da doğru biçimde konumlandırılmış ve olası ani kriz hallerinde dahi Türkiye'nin elini güçlü kılabilecek, şimdi dünyadaki yaşanan gelişmeleri görebiliyoruz, güçlü kılabilecek bir sisteme geçiş yapmış oldu. Bu Türkiye'nin 21. yüzyıldaki en büyük kazanımıdır. Dünyadaki diğer pek çok ülkeye bakın Edil Hanım. Hem ülkelerin kendileri hem de hatta çoklu uluslararası yapılar dahi bugünlerde karar alma mekanizmalarını sorgular duruma gelmiştir. Çünkü sorgulamak mecburiyetindeler.
pandemi bununla alakalı süreci hızlandırdı. İşte bahsediyoruz küresel güvenlik mimarisinin çökmesi bu süreci hızlandırdı. Uluslararası iktisadi dengenin kaybolması ve ticaret savaşlarının başlaması bu süreci hızlandırdı. Mühim olan burada her ülke için öne çıkan bir kavram var. O da istikrarın kendisi. Türkiye açısından en önemli mesele siyasi istikrarın korunması, tesis edilmesi, demokrasinin de buna bağlı olarak daha da fazla geliştirilmesidir. Şimdi baktığınız vakit Türkiye parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmekle beraber istikrarını koruma ve geliştirme noktasında bir sıçrayış yaptı. Ama 6+1 yani Zillet İttifakı'nın HDP ile beraber müşterekliğindeki eylem ve siyasi çabalar bütününe baktığınız vakit Türkiye'yi tekrar efendim bu olmadı biz 90'lara 80'lere geri döndürelim anlayışı var. Bunun da millet nazarında bir karşılığı olmaz hiçbir zaman. Çünkü mevcut sistemimize göre Türk milleti Cumhurbaşkanı'nı seçme yetki ve iradesini artık sadece kendi eline almış durumda. Yani bu noktada bir vekil tayin etmiyor. Şimdi bunlara bakıyorsunuz. Efendim biz bunu tekrar alalım, ne yapalım? Şöyle yaparız, böyle yaparız. Maksat açık ve net. Çünkü önceki dönemlerde Türkiye'ye dışarıdan yahut içeriden müdahale etmek suretiyle bazı siyasi krizler çıkarabilmek, Türkiye'nin istikrarını etkileyebilmek, gidişatını, aynı zamanda huzurunu kaçırabilmek için bu müdahale seçeneklerini kolaya indirgeyebilmek adına bize göre güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında son derece safsata ve içi boş olan bir söylemle hareket ediyorlar. Dediğimiz gibi içi boş olduğu için terimde ve terminolojide dahi bir araya gelemedikleri için bir taraftan da efendim aday kim olacak tartışmaları ısrarla kamuoyunda farklı çevrelerle de bazı özellikle maksatlı ve kasıtlı yayın yapan medya grupları da bunun altını çizmek lazım. Onların da biraz bu durumu sürekli kaşıması suretiyle gündeme geliyor. Tutarsız bir gelişme bunlar. Tutarsız tartışmalar. Çünkü her ne olursa olsun birbirine her an dirsek atmaya hazır siyasi partilerin bir arada olduğu yapıdan bahsediyoruz. Söylemlerine bakın. Bunun örneklerini de çoğaltabilmek mümkün. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP aday göstermek istiyor. Öbür tarafta İP'e bakıyorsunuz. Biz bunu istemeyiz diye daha nasıl açık ve net bir şekilde beyan ederler. Buna dayalı pek çok örneği yansıtıyorlar. Biraz sonra konuşacağız ama bazı mesela CHP'li belediyeler, CHP'li belediye başkanları İP'in bu manada desteğini alabilmek için İP'e farklı bazı kolaylıklar tanıyıp zemin ve alan açmaya vardırıncaya kadar konuyu götürüyorlar. Dolayısıyla bu tutarsızlıklarla beraber karşımızda birbirine benzemeyen, birbirinden olmayan, birbirine her fırsatta arkadan vurmaya hazır bir yapıdan bahsediyoruz. Tek motivasyonları Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın karşıtlığı üzerine kurulu, bir nefret üzerine kurulu, nefret siyaseti yapma üzerine kurulu, yapmaya değil yıkmaya talip olan bir yapı imajıyla Türk milletinin karşısına çıkmaya çalışan veya bu durumu sergileyen bir yapı var. Buradan da sağlıklı bir sonuç çıkmaz. Çıkmayacağını da zaten aylardan bu yana sorduğunuz soruda o da saklı. Yapılan boş tartışmalar, netice ve nihayet getirmeyen tartışmalara bakarak da görebilmek, söyleyebilmek mümkün. Efendim aslında Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli de üstüne basa basa söylüyor. Seçimlerin 2023 Haziran'da olacağını. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ben de takip ettim İzmir'de. CHP'nin kalem dediği şehirde adaylığını açıkladı. Ben adayım. Aslında sen de çık adaylığını açıkla diye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi. Sizce CHP Genel Başkanı aday olur mu? Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu çok evvelden ilan etmişti. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2023 seçimlerinde, Allah izin verirse 18 Haziran 2023 seçimlerinde adayı da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ve aziz milletimizin iradeleriyle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yeni dönemde de Cumhuriyetimizin 100. yılına gireceğimiz ve sonrasındaki süreçte de yine bu anlamda milletimiz tarafından yetkilendirilmiş olarak görevine devam edeceğini bizler inanıyoruz. Zillet İttifakı boyutuna geldiğinizde de bu anlamda müşterek bir gündem yok İdil Hanım. Problemleri burada, açmazları burada. Yani sadece CHP ve İP arasında, CHP ve diğer siyasi partiler arasında aday belirleme noktasında fikir ayrılığı yok. Aynı zamanda bu ittifakta en çok oya sahip olarak gözüken CHP'nin kendi bünyesinde de adaylar arasında veya aday olduğu ifade edilen isimler arasında da muazzam bir çekişme var. Bu
huzursuzluk halini yansıtıyor zaten. Neyin ne olduğunu gösteriyor. Etrafımız ateş deryası olmuş durumda. Türk milleti bu zamana da kolay gelmedi. Yani 2018'den 2022 yılına kadar geçen şu 4 yıllık zamanı bir ele alırsak, bilhassa 2016'da yaşadığımız son o ciddi en büyük tehdit olan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye beka tehditlerini bertaraf etme konusunda çok önemli mesafe kat etti. Ve bu mesafenin kat edilmesi noktasında da Cumhur İttifakı son derece sağduyulu, kararlı ve güçlü bir şekilde milletten aldığı yetkiyi kullanmak suretiyle bunları başardı. Suriye'de yapılan askeri harekatlar. Bunlar kolay olmadı. Irak'ta hala devam eden, terör örgütüne yönelik icra eden bir harekat var. Beklemediğimiz bir gündemde Kafkasya bölgesindeki mesela Karabağ Savaşı. 44 günde netice alan ve sadece Azerbaycan'ın kendi topraklarını azatlığa kavuşturmasıyla sonuçlanmayıp ama aynı zamanda Türkiye'nin hem Kafkasya bölgesi hem de Asya siyasetiyle alakalı muazzam bir sıçrama yaşamasına sebep olan bir gündemi de bizler gözlemledik. Yine Doğu Akdeniz'le alakalı işleyen süreç. Bütün bunlar Türkiye'nin ana ve öncelikli gündemi iken zilletin gündemine bakıyorsunuz. Aday kim olacak? Türk milletinin bunca bekleyen meselesi varken, beklentisi varken bunlar karşısında kendi nefsi duygularını ön plana çıkaranların milletten de alacağı bir cevap elbet ki vakti saati geldiğinde olacak. Bunu bekleyip görmek lazım. Aslında siz de değindiniz, CHP'nin içinde de durumlar karışık. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor. Onun parti ziyaretleri oldu. Hem de Ekrem İmamoğlu'nun ismi de öne çıkıyor. Doğu Karadeniz turu oldu. Orada beklediği ilgiyi göremedi. Ardından gazetecilerle fotoğraf verdi. O da tepki çekti. Daha sonra onun akabinde bir açıklaması oldu. Bu açıklamalar bana vız gelir, tırıs gider dedi. Ve aslında akabinde silsile şeklinde bu olaylar devam etti. Yine geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasına bir demeç verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve kendisinin belediye başkanı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı. Ve yanıt da CHP sözcüsü Faik Öztürak'tan geldi. İBB başkanısın, öyle kalacaksın şeklinde bir mesaj. İmamoğlu neden görevden alınsın efendim, ya da görevden alınması işine gelir mi, kendisine başka bir siyaset yolu çizmesi açısından? Tabii yerel yönetimler anlamında millet iradesiyle 2019 yılında yapılan seçimlerde şekillenen bir tablo var karşımıza İdil Hanım. Ve yerel yönetimler için görevlendirilen isimler de kendi sorumluluk sahası neyse öncelikli olarak bu sahada faaliyet göstermesi gereken isimler olmalılar. Fakat CHP belediyeciliğine şöyle bir baktığımızda kendi sorumluluk sahasıyla ilgilenmeyip, yani İstanbul'da sel oluyor, belediye başkanı ortada yok. İstanbul'da kar yağıyor, yollar kapalı, belediye başkanı bir büyükelçiyle yemekte çıkıyor. Veya Ankara'ya bakıyorsunuz, Ankara'da çok ciddi vatandaşımızı ilgilendiren durumlar oluyor. Belediye başkanı o da burada yok, İngiltere'ye gidiyor, bir yerlere gidiyor. İşte yağmur yağıyor, alt geçitler kapalı, yani bu ülkenin bakanları dahi sahada aktif bir şekilde bu iki büyük şehir, ki birisi başkentimiz, birisi de dünyanın en büyük Türk şehridir. Bu iki büyük şehirle alakalı bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmaya yönelik olası kriz hallerinde sahada kimi zaman çizmesini giyip kimi zaman tulumunu üzerine geçirip çalışırken iki belediye başkanı sorumluluk sahaları dışında ne kadar alan varsa bunlarla ilgileniyor. Dolayısıyla bu bir bakıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin millete hizmet noktasında da nasıl bir anlayışa sahip olduğu gerçeğini gösteriyor. Yani kadroları itibariyle CHP'nin bu durumu işler acısı vaziyette. Seçimlere doğru giderken de işte herkes kendi şartını, koşulunu düşündüğünden ötürü ben ne olacağım kaygısıyla milletin ne olacağını umursamadan hareket etmeye başladığı süreci kamuoyuna çok net bir şekilde gösteriyor. Bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür tartışmalar daha çok su götürür. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü hem ifade buyurduğunuz yerellerdeki belediye başkanları anlamında hem de bilhassa meclis zemini anlamında zaman zaman basına da yansıdığı ölçüde süre gelen tartışmalar CHP'deki artık milletin beklediği, arzu ettiği siyasi politikaları üretme noktasında da vasatlığı, zayıflığı da gözler önüne seriyor. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu partinin tabii kendi disiplin ve kurumsal yapısını bağlıyor olsa da kamuoyuna yansıtmaya çalıştıkları imajla CHP'nin kendi gerçeği, kendi gündemi bambaşka. Bunun altını çizmek lazım. Tabii burada yine iki belediye başkanının da kendi partilerinin yönetimine rağmen
kendi partilerinin genel başkanlarına rağmen diğer siyasi parti genel başkanlarıyla giriştikleri bir dirsek teması da var. Bu da kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Medyaya yansıdığı için bunu söylüyorum. Buna herhangi bir cevap da veremediler işin açıkçası. Mesela bir başka siyasi partinin, İP'in bazı reklam giderleri olsun, bunun gibi pek çok konuyla alakalı adımlar attığını ve İP'le bazı ilişkiler içerisine girdiğiyle ilgili çok sayıda tartışma da var. Bu tartışma kendi camialarını ilgilendiriyor. Ama günün sonunda dönüp dolaşıp bu tür konulara bakmayıp Cumhur İttifakı'na karşı yalan, iftira ve isnat siyasetini güdenlerin de samimi olmadığı gerçeğini işte böylesi durumda da fırsat gelmişken ifade etmek lazım. O zaman bu konu başlığını da kapatıyorum. Dodurga seçimleri dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli açıklamaları oldu. Özellikle kayıplarımızı ilk fırsatta telafi edeceğiz dedi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine dikkati çekerek biz seçimi kaybetmedik, belediye başkanlarını kaybettik ve bunu ilk fırsatta telafi edeceğiz dedi. Ve Dodurga seçimleri için de Anadolu İrfan'ın göstergesi olarak siyasi tarihimizde yerini aldı ifadesini kullandı. Şunu da hemen sormak istiyorum. Bu sınırlı bir seçim ölçüsü değildir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama fikir verecek bir tablodur. Ama bu seçimde farklı bir sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların başını nasıl kuma gömdüğünü görüyorsunuz dedi. Dodurga seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı. Belediye başkanı oldu Hasan Hüseyin Kaşıkçı. Bugün de görevine başladı. Biz de haberde ekranlara getirdik. Sizce Millet İttifakı'nın adayı, muhalefetin adayı kazansaydı erken seçim söylemleri daha da mı hızlanırdı? Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ne mesaj vermek istemiş? Yani erken seçim, hemen seçim, şimdi hemen seçim. Tabii bütün bunlar zilletin ağzına doladığı ama hakikatte bağdaşmayan konular. Bunlara baksanız ta pandeminin bittiği günden bu yana işte geçen sene 2021 yazında seçim olacaktı. Olmadı, 2021 sonbaharda seçim olacaktı, olmadı. Şimdi başka başka tarihler, böyle bir gündem yok. Bu zilletin tamamıyla kendi kendisini ve ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum. Ama kendilerine oy veren yahut gönül veren kitleyi bir bakıma tutabilmek için söylediği yalanlar olarak ifade etmek lazım. Tabii uzun süreden bu yana da benzer şekilde Türkiye'de bazı anket şirketlerinin anket sonuçlarını yayınlamak suretiyle zilletin oluşturmaya çalıştığı bir gündem var. Bu anket şirketlerine baktığımızda çoğunun adı sanı bile duyulmamış. Herhangi bir çalışmayı nasıl yapmış, hangi bilimsel metodu kullanmış, hangi verileri kullanmış bu belli değil. Çok garip bir şey söyleyeceğim. İşte ben bu seçimde kaçıncı oy veriyoruz, kaçıncı seçime giriyoruz bilmiyorum ama 37 yaşındayım. 37 yaşıma kadar bana daha sokakta bir gün olsun denk gelen herhangi bir anket şirketi olmadı kime oy vereceksiniz diye. Ya telefon açan herhangi bir anket şirketi olmadı. Bilmiyorum size de oldu mu? Dolayısıyla bu şartlar altında da yani masa başında kurgulayıp bu masa başındaki düzmece anketlerle yol almaya çalışıp Türkiye'de siyasi gündemi bununla tutup bundan da ben siyasi menfaat elde edebilirim algısıyla samimiyetsiz biçimde yaklaşım sergileyenlerin Dodurga'da yapılan seçimle karşılaştıkları gerçekler var. Yani zaman zaman genç arkadaşlarımız sosyal medyada çok güzel şey yapıyorlar. Hayaller ve gerçekler. Dolayısıyla hayaller bir noktada anketler oluyor ama gerçekler Dodurga'da olduğu gibi %87 oranında hakikaten önemli bir oran. Cumhur İttifakı'nın zaferiyle neticelenmiş bir seçim. Üzücü taraf bir başka açıdan da şu oldu İdil Hanım. Tabii bu seçim sonucu geldikten sonra zillet mensubu siyasi partiler ne yazık ki millet iradesine hakarete varıncaya kadar hem sosyal medyada hem diğer bazı alanlarda beyanlarda bulundular. Bu doğru bir şey değil, doğru bir yaklaşım değil. O yüzden söylüyoruz yani gerçeklerle yüzleşmeye alışmak zorundasınız öncelikle. Suni gündemler sizi bir yere kadar götürebilir ama günün sonunda saat 12'yi vurduğunda kül kedisi misali o hakikat neyse hakikatin ortaya çıktığı gerçeğiyle yüzleşmeniz lazım. Burada Cumhur İttifakı'nın samimiyeti, gayreti Afyon'dan sonra geride bıraktığımız yerde Afyon'da da bir seçim olmuştu. Afyon'dan sonra Çankırı'nın Dodurga beldesinde de bir kez daha karşımıza çıktı. Yine geride bıraktığımız yıl Ankara'da bir barolar seçimi olmuştu. Bu barolar seçiminden sonra baktığınız vakit bir meslek seçimi, meslek odalarının seçimi. Fakat bunu siyasi bir havaya büründürüp buradan nemalanmak ve buradaki seçim sonucunu farklı yormak üzere zilletin takip ettiği bazı gündemler vardı. Şimdi Dodurga'da benzer bir
netice olmuş olsaydı emin olun çok farklı söylemlere bürünebilirlerdi. Ama bir gün olsun ne yazık ki bu zümre şunu söylemeyi kendilerine yediremiyorlar. Yani evet hayırlı olsun. Millet iradesine saygılıyız. Dolayısıyla bu seçim sonucuna saygı gösteriyoruz demek yerine efendim bu millet şöyle, bu millet böyle gibi farklı tanımlamalarla Türk milletinin kendisine ve Türk milletinin iradesine hakarete varıncaya kadar söylemlerde bulunmak hem demokratik olgunluk açısından doğru bir tutum değil, hem de insani ölçü açısından da hoş bir davranış değil. O yüzden buradan da bu ifadede bulunanları ben kınamak istiyorum. Ne olursa olsun bu seçim sonucu milletimizin iradesidir. Bu iradeye saygı duymak lazım. Elbette ki kendi düzeyinde yerele hitap eden bir anlamı ve bir kitlesi vardır. Ama genel boyutunda da en azından bunun Türkiye'de uygulanmaya çalışılan farklı senaryolara rağmen hala milletimizin güven ve teveccühünün nereye ait olduğunu göstermesi anlamında önemli olmuştur. Biz zaten bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok net bir şekilde görüyoruz, ifade ediyoruz. Bakın 2021 yılının sonundan itibaren MHP kadroları adım adım 2023 il il Anadolu öncelikle. Sonra şimdi ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları yapmak suretiyle Türkiye'nin pek çok bölgesinde toplantılar düzenlediler. Bu bayrama kadar gelen zaman içerisinde de 500'e aşkın ilçede bizim bu anlamdaki faaliyetlerimiz oldu ki bu faaliyetlerin hepsinde de biz zaten milletimizin bu irade ve duruşu sergilediğini çok net bir şekilde, net biçimde gördük. Yani milletin Cumhur İttifakı'na olan güveni tam, inancı tam. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle yürütmüş olduğu sorumlulukların milletimiz bilincinde. Bu çerçevede 2023 seçimlerinde yine 100. yılımız olan, hepimiz açısından çok tarihe de önem, tarih öneme de sahip olan böyle bir seçimde milletimizin iradesinin ne olacağıyla alakalı duruş Dodurga'dan kendisini göstermiş oldu diyebiliriz. Peki efendim, şimdi geçtiğimiz hafta bir de HDP'nin kongresi oldu. 5. olan kongresi ve artık geleneksel hale gelen görüntüler yansıdı. Terörist Baş Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar atıldı. Evet. Gözaltılar doldu. Poster açılmaya çalışıldı. Başka televizyon kanalları, birçok televizyon kanalı böyle bir provokasyonun yapılmadığını, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik, kadın haklarına yönelik sloganlar atıldığını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de açıklaması var. HDP kapatılmalı diyor. Bununla ilgili yargısal süreçte devam ediyor. Hukuki süreçte devam ediyor. Sizin değerlendirmeniz ne olur bu kongreye ilişkin? Tabii bahsetmiş olduğunuz yapıya bir siyasi parti diyebilmek mevcut durumda söz konusu değil ne yazık ki. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak faaliyetini sürdürmüş ve bu anlamda da başta Kobanoğlu 6-8 Ekim olayları olmak üzere Türkiye'de terör örgütüne alan ve zemin açan ve bu anlamda toplumsal huzurumuzu, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozma yönelik faaliyetler neticesinde de terör örgütüne alan kazandıran çok sayıda sadece söylem değil ama aynı zamanda eylemin içerisine girmiş olan bir siyasi yapıdan bahsediyoruz. Bunun da meşru olduğunu ifade edebilmek söz konusu değil İdil Hanım. Bizim burada dikkatimizi çeken bir başka konu oldu işin açıkçası bahsettiğimiz gün. O da Türkiye'de FETÖ'den hüküm yemiş veyahut bu zamana kadar kendisini örneğin Karar Gazetesi gibi bazı gazetelere gizlemiş. Farklı siyasi gelenekler içerisinde olduğunu göstermeye çalışmış. Veya mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yapmış. Bu ülkede diplomatlık görevi verilmiş bazı isimlerin de PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin danışma kurulunda isimlerinin yer aldığını gördük. Bu da bir bakıma maskelerin düşmesi anlamında önemli bir gelişme olmuştur. Kimin ne olduğunun, kimin hangi maksatta olduğunun, hangi amacı taşıdığının, neye hizmet ettiğinin görülmesine vesile olmuştur. Çünkü bu isimlere baktığınız vakit uzunca bir sürede Türkiye'de yine pek çok siyasi tartışmalarla beraber hem devleti suçlayıcı, hem milletin milli birlik ve bütünlüğüne zarar verici söylemlerle ama başka mevzilerde yer alarak, kalem oynatarak, tavırda bulunarak, farklı sözler söyleyerek görüntü verdiğini müşahede etmiştik. Şimdi bunların bir bakıma artık neyin ne olduğunu görülmesi vesilesiyle bu isimleri de çok saygıdeğer izleyicilerimiz bir bakarsa kimler olduğu çok net biçimde ortaya çıkar, görülmesi de önemli oldu. Anayasa Mahkemesi'nin şu anda vereceği bir karar var.
Bununla alakalı zaten çalışmalar sürüyor. O süreci beklemek lazım ama meşru bir yapı olarak göremediğimizi, görülemeyeceğini ifade etmemiz lazım. Peki o zaman son olarak şunu da sormak isterim. Bugün de gün boyunca haber bültenlerinde geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifası. Zaten İngiltere'den istifa haberleri de ardı ardına gelmişti. 50'ye aşkın kişinin istifa ettiğini biliyoruz. MHP'den ilk olarak yorumu sizden alalım. Neler söylersiniz? Nasıl değerlendirdiniz? Pandemi bütün dünyayı çok yoğun bir şekilde etkilemeye başladı ve bu etkisi de aslında devam ediyor. Bu anlamda hükümetlerin de zorlandığı alanlar oldu. Ama onun evveliyatında da dinledim. Amerika ve Çin arasında başlayan bir ticaret savaşları vardı ve bunda yansımaların üzerine zaten Covid-19 pandemisi geldi. İngiltere bütün bunlara ilave olarak bir de Brexit sürecini yoğun tartışmalarla hem kendi kamuoyunda, iç kamuoyunda hem de Avrupa Birliği nezdinde yaşadı ve tecrübe etti. Dolayısıyla bu süreci de Boris Johnson sorumlu olarak, başbakan olarak yürütmeye çalıştı. Bilhassa yine geride bıraktığımız aylarda hem kendisiyle hem de bazı hükümet mensuplarıyla alakalı tartışılan kamuoyunun, İngiltere kamuoyunun tepkisini çeken gelişmeler münasebetiyle bu tartışmaların alevlendiği ve hatta İngiltere parlamentosunda da Boris Johnson'ın arzu ettiği neticeyi alamadığı aslında. Her ne kadar güven oylamasında farklı sonuç çıksa bile kendi partisinden bile bu anlamda arzu ettiği desteği göremediği bir süreci gözlemlemiştik. Bugün de çok sayıda hem İngiltereli bürokrat, aynı zamanda bakanın istifasıyla beraber yaşanan yeni bir süreç oldu. Bu süreçte de Boris Johnson da parti liderliğinden istifa ettiğini ama başbakanlık görevine de parti liderliğine gelecek olan isim kesinleşinceye kadar devam edeceğini söyledi. Bu anlamda tabii İngiliz siyasetini yakından takip etmek lazım. Çünkü onlar da Avrupa Birliği sonrası başta İngiliz Milletler Cemiyeti olmak üzere farklı bazı oluşumlarla kendi politikasına yön vermeye çalışıyorlar. Türkiye ile de böylesi bir dönemde yakın ilişki kurmak içerisinde olduklarını söylem bazında gösterseler de bizim açımızdan eylemlerin ne olduğu çok çok önemli, çok çok değerli. NATO kapsamında müttefikimiz olan bir ülke. Ama bunun yansımaları ne olur derseniz onu biraz da İngiltere'nin kendi iç kamuoyuna bakarak önümüzdeki günlerdeki gelişmeler perspektifinde değerlendirmek lazım derim. Aslında MHP'nin programlarından bahsedelim. 2023 seçimlerine çok az kaldı. Haziran ayında bir seneden az kaldı. Adım adım 2023 programları siz de bahsettiniz. İlçe bazında devam ediyor. Bundan sonra sahada olmaya devam edeceksiniz. Başka hangi projeler var efendim açıklayabileceğiniz? Tabii biz faaliyetlerimize Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla geride bıraktığımız yılın yani 2021 yılının sonbahar ayında başladık. Öncelikli olarak 9 bölgede geniş kapsamlı istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Onun hemen ardından Türk Gençliği'ne hitap eden Türk Gençlik Kurultayı'nı Ankara'da düzenledik ve bir gün sonra da hanımefendilere yönelik Analar ve Bacılar Kurultayımız icra edildi. İşte bu faaliyetlerden hemen sonra da Milliyetçi Hareket Partisi, biraz önce de bahsettim, adım adım 2023 İl İl Anadolu temalı program kapsamıyla Türkiye'deki 81 ilin tamamını ziyaret etmek suretiyle burada sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, esnaflarımızla bir araya gelmek suretiyle mevcut durumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin meselelere bakış açısı, Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemi ve diğer bölgesel bazı gelişmeler olmak üzere kendi parti politikalarımızı, parti görüşlerimizi milletimizle paylaştık. Bunun hemen ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 genel seçimlerinde önde çıktığı 131 ilçeden başlamak üzere adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarına ağırlık vermeye koyulduk. Ve bu toplantılarda da öncelikli olarak CHP'nin kendi kurucu ilkelerinden, bilhassa Atatürk'ten, Atatürk'ün değerlerinden uzaklaştığı gerçeğini orada bulunan hemşerilerimizle, milletimizle paylaştık. Ve bu faaliyetlerimizin kapsamında ardından bütün şu anda Türkiye'de diğer ilçeleri de yayılmış durumda. Bu son derece önemlidir. Çünkü Türkiye'de Zillet İttifakı'nın başını çektiği ifade edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten yönetim anlamında içine düştüğü durum içler acısı bir halde. Atatürk'ün sıkıştıkları vakit Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Ama hem söylemlerde hem tavır alma noktasında HDP'ye nasıl ki PKK'nın
siyasi uzantısı diyorsak, hatta PKK'nın küçük partisi diyorsak, CHP'nin HDP'den bazı noktalarda daha gönüllü bir vaziyette terör örgütlerine alan açma noktasında hareket ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. İşte bunu milletimizle paylaşmak üzere Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sadece bu programda da evet ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma ama bunun kapsamı yalnızca ilçenin kendi merkezi değil. Bu ilçede de vatandaşlarımızla sürekli biriz beraberiz. Bu çalışmalarımız inşallah bayramdan sonra da bilhassa sonbaharda artık meclisin tekrar açılmasıyla beraber daha da fazla hız kazanacak ve Türkiye'deki 900 küsur toplam ilçenin tamamını Milliyetçi Hareket Partisi bitirmiş olacak. Ondan sonra da elbette durmayacağız. Genel Başkanımızın talimatları ölçüsünde artık 18 Haziran 2023'e kadar Milliyetçi Hareket Partisi hem sahada hem Türk milletinin gönüllerinde olmak suretiyle bu yüzyılda Türkiye'nin yükselen değeriyle beraber sadece artık diriliş değil ama aynı zamanda şahlanış dönemine girmesiyle birlikte üstlendiği sorumluluğu, demokratik olarak üstlenmiş olduğu sorumluluğu yerine getirmek üzere bu çalışmalarını devam edecek. İnşallah başarılı da bir neticeyi bizler alacağımız kanaatini taşıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda çünkü son derece olumlu ve başarılı geçtiğini gözlemledik. Milletimizin çok büyük teveccühü vardı. Sevgi de çok fazla size. Bu da çok önemli. Mühim olan düzmece anketlerde yer alan rakamlara bakmak değil, mühim olan milletin gönlüne ve milletin dualarına bakıp orada ne kadar yer ettiğinizi gözlemleyebilmek. Milliyetçi Hareket Partisi de işte bunu yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin gönlündeki ve dualarındaki yeri gördükçe de daha büyük bir şevk ve azimle çalışmak üzere faaliyetlerine devam ediyor. Efendim ben sizin sosyal medyanızda da gördüm. Özellikle gençlere de dokunuyorsunuz. Evet. Gençlerin size geri dönüşleri nasıl? Çok kısa ondan da bahsedelim. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi Türk gençliğinin bu anlamda merkezi olan, kalpgahı olan bir siyasi parti. Ülke Ocakları'nın bu anlamda Türkiye, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından, gençlik teşkilatlarından birisi olduğu hakikati dostluğunda, düşmanında kabulüdür. Bu şartlar altında da mevcut durumda da bilhassa Türk gençliği işte farklı isimlerle, hatta bizim Türk alfabesinde dahi yeri olmayan X gibi farklı isimlerle isimlendirildiği bir dönemde Sayın Genel Başkanımız genç kardeşlerimizi hiçbir surette bu isimlendirmelere tabi tutmanın doğru olmadığı hakikatini ifade ettiler. Ve biz bütün genç kardeşlerimizin hepsini bir ve beraber görüyoruz. Hepsini Türk milletinin ayrılmaz asli bir unsuru olarak, bir ferdi olarak, aynı zamanda sadece geleceğin değil aslında bugünün de mimarları ve öncü sorumları olarak değerlendiriyoruz. Gittiğimiz yerlerde de genç kardeşlerimizle temasımıza ağırlık vermeye gayret gösteriyoruz benzer şekilde. Yakın bir zamanda bu anlamda tabii sosyal medya ağırlıklı olmak üzere gençlerimize hitaben bazı çalışmalarımızı da başlattık. Sayın Genel Başkanımız bu anlamda gençliği ayrı bir yapılanma ve bahsettiğimiz gibi farklı harflendirmelerle değil ama aynı zamanda birey olmakla birlikte aile olmanın da önemine atfettiği bazı yaklaşımlarla genç kardeşlerimize seslendik. Bunun da olumlu dönüşlerini aldık. İnşallah Türk gençliğine yönelik Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikaları anlamında da önümüzdeki süreçte çok başarılı, gençlerimizin de bu anlamda ilgi duyacağı, politikalarımızın olacağı bu zamandan önce olduğu gibi kanaatini taşıyorum. Büyük bir heyecanla genç kardeşlerimizle el ele omuz omuza Cumhuriyetimizin 100. yılına hep beraber girip bu Cumhuriyeti artık 21. yüzyılda küresel bir ülke olma seviyesine çıkaracağımız inancı ve planlamasıyla çalışıyoruz. Bunun da karşılık bulduğunu görmek bizi son derece memnun ediyor, mutlu ediyor. Gençlerimiz de zaten neyin ne olduğunu farkında haliydiler, emin olun. Türk gençliği şuurlu bir gençlik kitlesidir. Kendisine takılan isimlerin veya kendisine takılan sıfatların ardına düşmez. Kendisi kendi potansiyeliyle, kendi iradesiyle, kendi gücüyle tarih yazabileceği ve her anda bu tarihin akışını değiştirebileceği gerçeğiyle ne olduğunu idrakinde olan bir gençliktir. Bu anlamda da işin açısı büyük bir heyecanla biz genç kardeşlerimize tekrar buluşmayı bekliyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederim ben teşekkür programımıza katkılarınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Tekrardan hem Bengi Türk ailesine teşekkür ediyorum. Bayramımızı kutluyorum. Hem de bu vesileyle yarın Arife günü bizi izleyen çok saygıdeğer milletimizin de bayramını sizin aracılığınızla
Tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, saatlerimiz 21.50'yi gösteriyor. Stüdyomda değerli bir konuğum vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ardından yeni konuklarımla Düşünce Haritası programı devam edecek.